Bakınız, hepinizin sosyal medyada gördüğünden emin olduğum, içinizden bu kadar da olmaz dediğiniz iddialardan bir tanesini sizlere aktaracağım. Metin Cihan isminde bir gazeteci marinatrafik.com'dan aldığı bilgilerle İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sürerken 335 gemi ile İsrail'e sevkiyat yaptık. 3 milyon tondan fazla yük taşındı. Sadece İskenderun limanından Limak Holding'e ait 78 gemi ile yaklaşık 600 bin ton sevkiyat yapıldı. Türkiye-İsrail arasındaki gemi sevkiyatını araştırırken acayip bağlantılar yakaladım. Ama işin bu raddeye varmasını beklemiyordum. Meğer İsrail Gazze'yi bombalarken Cumhurbaşkanımızın oğlu Erdoğan'ın gemiciği İsrail'den sevkiyat yapıyormuş. 11 Ekim'de Limak'a ait İskenderun Limanı'ndan kalkan Manta Denizciliğe ait Halit Yıldırım adlı gemi 14 Ekim'de İsrail'in Ashdod Limanı'na varır. Burada işlemleri yaptıktan sonra 18 Ekim'de Florida'ya hareket eder. Bu sırada İsrail de Gazze'yi bombalıyordur. Bu geminin Erdoğan ile ne alakası var diyeceksiniz. Google arama satırına şirketin adını Manta Denizcilik ya da geminin adını Halit Yıldırım yazın. Yanına da Erdoğan'ı ekleyin. Birçok haber göreceksiniz. Fakat ben bununla yetinmeyeceğim diyor. Resmi kaynaklardan kanıtlar sunacağım diyor. Halit Yıldırım gemisinin bağlı bulunduğu şirket olan Manta Denizciliğin resmi kayıtlarına İstanbul Ticaret Odası sayfasından baktığımızda sahibinin Mecit Mert Çetinkaya olduğunu görüyoruz diyor. Şirketin adresi ise Salacak İskele Caddesi 18 olarak gözüküyor. Adresi aklımızda tutalım ama önce Mecit Mert Çetinkaya'ya bakalım diyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nden TC kimlik numarasını buldum ve İTO Bilgi Bankası'ndan diğer şirketini tespit ettim. MB Denizcilik Erdoğan'ın şirketi. Şimdi adrese bakalım. Evet, aynı. Web sitesi aynı. Ortağına bakalım. Erdoğan. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ekim'de hastane bombalandığı için İsrail'i kınarken Erdoğan'ın şirketi İsrail limanına yükleme yapılıyordu. 28 Ekim'de İsrail'e laflar dizip insanları mitinge çağırırken oğlunun gemisi yük tutmuş Akdeniz'de hedefine ilerliyordu. Ben buradan AK Partili arkadaşlara bir söz söylemek istiyorum. 3 Mart'ta tezkeresinde Erbakan Hoca bütün AK Partili milletvekillerine bir yazı yazmıştı. Bu tezkere geçtiği takdirde 7 sülaleniz alnını secdeden kaldırsa bunun vebalini ödeyemezsiniz diyordu. Bu da size yeter.